Efendim yine aynı gazetede bakın, Esad'a yakınlığıyla bilinen, az önce de ifade ettik, haberi de verdik, El Vatan gazetesi yazarlarından Profesör Doktor Besam Ebu Abdullah yazısında Türkiye'deki milli güçlere vurgu yaptı. Bir taraftan da bakın Vatan Partisi, Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesinin çabalarını anlattı, yazdı. İşte o yazıdan kısa bir bölüm efendim. Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Ve Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yakın bir tarihte görüşmesi beklenirken Suriyeli El Vatan gazetesinde dikkat çeken bir yazı yayınlandı. Beşar Esad'a yakın isimlerden eski Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Besam Abu Abdullah, Suriye'nin Türkiye'de dostları var mı başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Besam Abu Abdullah, başarı için düşmanları en aza indirip dostların sayısını arttırmak gerektiğini ifade etti. Abdullah yazısında Türkiye'deki milli güçlere dikkat çekti. Türkiye'nin içinde varlar ve emektar siyasetçi Doğu Perinçek liderliğinde Vatan Partisi adında bir partileri var. Bize yönelik saldırının başından beri Suriye'nin yanında durdular. Gazeteleri ve televizyon kanalları Suriye'ye hedef alan planı ifşa etmek için gece gündüz çalıştılar. Abdullah Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Adnan Türkan ve Aydınlık Gazetesi yazarı Fikret Akfırat'ın 2013'te Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la röportaj yaptıklarını ve bu iki ismin hakikat savaşçısı olduğunu söyledi. Besam Abu Abdullah, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Büyük Orta Doğu Projesi'ne karşı mücadele ettiği için 7 yıl hapis kaldığını belirtti. 2014 yılında Perinçek, Devlet Başkanı Beşar Esad ve çeşitli Suriyeli liderlerle görüşerek Suriye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Perinçek, Ergenekon olarak bilinen ve amacı Türkiye'de Büyük Orta Doğu Projesi'ne karşı çıkan herkesi devirmek olan büyük bir komplo kapsamında çok sayıda Türk sivil ve askeri liderle birlikte 7 yıl boyunca hapiste tutuldu. Eski Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Besam Abu Abdullah yazısını Türkiye'de dostlarımız ve sevenlerimiz olduğunu unutmayalım ve olayların ortasında unutulmaması gereken tutumları için onlara teşekkür etmeliyiz diyerek tamamladı.